Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Saffetü Tefasir çalışmaya devam ediyoruz. Ali İmran suresinin 181 ila 189 ayetlerin arasını veriyor. 181. ayet-i kerime şöyle başlıyor. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ. Muhakkak ki işte Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözlerini Allahü Teala işitmektedir, işitmiştir. Senektubu ma kalu, onların dediklerini yazacağız. Ve katlehumul enbiyae bi gayri hakkın, ve haksız yere o peygamberleri öldürmelerini de yazacağız. Ve nekulu, ve deriz zuku azabel harik, o yangın azabını veya yakıcı azabı tadın deriz. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ, bu sizin ellerinizin önceden takdim ettiği yüzündendir. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ, ve Allah kullara asla zulmedici değildir. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ اَحِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَئْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ. Evet, biz işte ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere iman etmeyeceğimize dair işte Allah bizden ahit aldı dediler. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ, de ki benden önce de size elçilerin beyinelerle, mucizelerle geldi. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ, ve o dediğiniz şeyle. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, onları neden öldürdünüz eğer doğrulardan idiyseniz? فَاِنْ كَذَّبُوكَ, eğer seni yalanlarlarsa. فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ, senden önceki rasuller de yalanlanmıştı. جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ, apaçık beyinelerle, delillerle gelen rasuller. وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ, ve aydınlatıcı kitab ile gelen rasuller. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, her nefis ölümü tadacaktır. Ve inne ma tuvaffevne ucurakum yevmel kıyame, ve kıyamet günü ecirleriniz, sevaplarınız tas tamam verilir. Femen zuhzihe anin nari ve udkhilel cennete, kim ateşten kurtarılır da cennete katılırsa. Fekad faze, muhakkak ki kurtulmuştur. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur, dünya hayatı aldatıcı bir faydadan ibarettir. لَتُبْلَوُنَّ ف۪ي اَنْبَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ, kesinlikle mallarınız ve canlarınız hususunda deneneceksiniz. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَث۪يرًا, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden çokça eziyet duyacaksınız. وَاِنْ تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ, eğer sabreder ve sakınırsanız bu azmedilecek işlerdendir. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ, Allah-u Teala kendilerine kitap verilenlerden hani sağlam söz almıştı. لَتُبَيِّنُنَّهُ, onu insanlara kesinlikle açıklayacaksınız diye. لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, onu gizlemeyeceksiniz diye. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, ve bunu sırtlarının gerisine attılar. وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا, onu az bir fiyata değiştirdiler, sattılar. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, o satın aldıkları şey ne kötüdür. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, evet, o yaptıklarıyla sevinen ve işte o yapmadıklarıyla övülmeyi seven kişiler var ya. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ, ve kesinlikle azaptan kurtulacaklarını zannetmesinler. Ve lehum azabun elim, onlara elim bir azap vardır. Ve lillahi mulkus semavati vel ard, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Vallahu ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye güç yetirendir. Evet, daha önce 181-186, sanki bu bir kısmı ayetlerini okumuştuk. Tabi bir tasnifte bir farklılık olabilir ama bu ayetleri tekrar etmiş olduk. Şu ama tefsirini okumamıştık. Şimdi tefsirine geçeceğiz. El münasebet, evet, münasebet önceki ayetlerle münasebeti. Ba'de en intehel isti'arat el-Kur'ani li ma'raketu Uhud.
Evet, Kur'an ayetleri Uhud savaşını anlatmayı, arz etmeyi bitirince, bitirdikten sonra ve ma fiha min ahdâtin cesîme ve ondaki büyük gelişmeleri işte anlattıktan sonra a'kabehu teâlâ bi zikri desâisil yahud ve esâlibihimil habîse ve bu ayetlerden sonra nasıl devam etti Allahu Teala? Yahudilerin desiseleri yani tuzakları, hileleri ve o pis üsluplarını anlatarak devam etti. Fi muharebeti davetil İslamiyeti an tarikı teşkiki vel belbele. Evet, İslam davetiyle savaşmada an tarikı teşkik yani şüpheler yoluyla belbele ve karışıklık çıkarma yoluyla, kaos yoluyla İslam davetiyle savaşmalarını ele aldı. Vel Keyt ve Des yani tuzak ve hilelerle İslam davetinin karşısına çıkma. Li yahzaral müminine min hatarihim kema hazzarahu min el münafikin. Ki ne yapsınlar diye işte müminleri min hatarihim yani kendi tehlikeleriyle korkutsunlar diye münafıkları korkuttukları gibi. Vel ayatul kerime bu ayet-i kerimeler tetehaddesu anil yahudi ve mevkifihimil muhzi minel zati ilahiye. Evet, bu neyden bahsediyor? Yahudilerden, onların o rezil, o alçak durumlarından, konumlarından veya buradaki muhzi yani işte küçük, değersiz demek. Minez zatil ilahiye yani Allahu Teala tarafından ilahi zat tarafından onların o rezil durumlarından işte bahsediliyor. Ve ithamihim lillahi azze ve celle bi eşnail ittihamat bil buhli vel fakir. Ve onların Allahu Teala'yı işte en alçakça ithamlarından bahsediyor. Ki neyle itham etmişlerdi? Allahu Teala'ya cimrilik ithamında bulundular. Vel fakir ve fakirlik ithamında bulundular. Sümme nakadahum lil uhud. Sonra nakadahum değil de neyden bahsediyor? Sümme nakdihim lil uhud. Yani ahitlerini bozmalarından, verdikleri sözlerden caymalarından bahsediyor. Ve yine katlihim lil enbiya. Peygamberleri katletmelerinden. İlâ âhir mâ hunâlike min cerâim ve şenâim ve diğer işte cürümlerinden, diğer suçlarından bahsediyor. Evet, ittasafa biha hâdel cinsel mel'ûn. Yani burada o mel'ûn cinsi, yani o Yahudileri ne yapıyor? Vasfediyor, açıklıyor. El-lugatu, kelime bilgilerine gelince, ahide ileyna. Evet, bu ayet, bu kelime nedir? Evsana. Allah bizden ahit aldı derken yani bize emretti manasındadır. Evet, kurban nedir? Ma yuzbehu minel en'am hayvanlardan ki en'am derken hani kurban için uygun olan hayvanlardan tekarruben ilallahi teala Allahu Teala'ya yaklaşmak için kesilenlerdir. El beyinat beyinat ise el ayatul vadihat açık ayetlerdir. El muradu biha huna el mucizat. Yani mucizelerdir diyor. Ez-zubur, zubur ise cem'u zubur, zuburun çoğulu. Huvel kitap minez-zubur ve huvel kitabe. Yani bu zubur nedir? Kitaptır. Ki bu nereden gelmedir bu? Zubur'dan gelmedir. Ve huvel kitabe o da yazı aslında. Kale Zeccac, Ez-Zubur, kullu kitabin zî hikmetin. Hikmetli olan her kitap zübürdür diyor. Tabi buna sayfeler de denmiş. Zuhziha nedir? Et-tenhiye vel-ib'ad. Yani bir şeyden uzaklaştırmak manasında. Faze, bu da zafer, bima ye'mulu ve neca mimma yehafu. Yani umduğu şeye erişerek zafer kazanmak veya korktuğu şeyden kurtularak zafer kazanmak. El gurur, bu da mastarun,
Mastardır diyor. Garrahu yavurruhu gururen. Ey hada'ahu. Aldatmak yani. Meta meta nedir? Ma yutemette'u bihi. Kendisinden faydalanılan. Ve yuntefe'u. Evet, yarar sağlanan. Sümme yezulü. Ama sonra da kaybolup giden şeydir. Letublevunne letumtahanne min bela ey imtihanehu. Bu da nedir? Sınanmak yani. Denenmek, imtihan edilmek. Azmul umur. Bu ise el murad bihi savabu tedbir ve ray. Bununla işte doğru düşünmek, doğru isabetli düşünmek ve isabetli tedbir almak manasında. Bir mefazetin, bu da bir müncatin min kavlihim. Faze filanun iza neca. Yani işte bir kimse kurtulduğu zaman faze diyorlar. Yani ödül demek, kurtuluş demek. Sebebin nuzul ile gelince an İbni Abbas radıyallahu anhuma kale dedi ki dehale Ebu Bekir es-Sıddık zâte yevmin beyte medârisil Yahud. Bir gün diyor Hazreti Ebu Bekir Sıddık işte Yahudilerin Beyte Medaris yani ders verdikleri bir eve bir yere geldi. Fe vecede nasen minel Yahud kat içtemeu ila raculun minhum. Yani onları, o Yahudileri kendilerinden bir adamın etrafında toplanmış halde buldu. Yukalu lehu Funhas bin Azura ve kâne min ulemâihim ve ahbârihim. Onların güya alimlerinden, din adamlarındandı. Ve kâle Ebu Bekir li Funhas. Ebu Bekir Efendimiz Funhas'a dedi ki veyhek, yazık sana, ittekillâhe, ey Allah'tan kork ve eslim ve Müslüman ol. Fe vallahi inneke te'allemu enne Muhammeden Resulüm min indillah. Vallahi diyor sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah katından bir Resul olduğunu biliyorsun dedi. Kad câekum bil hakkı min indihi ve onun katından yani Allah katından hakkı getirdiğini de biliyorsun dedi. Tecidûnehu mektûben indekum fit tevrati vel incil. Yanınızdaki Tevrat ve İncil'de bunun yazılı olduğunu da buluyorsunuz dedi. Fekâle Funhas. Ma bina ilallahi min hacetin min fakrin. Yani fakirlikten dolayı bizim Allah'a ihtiyacımız yok dedi. Evet, koskoca Yahudi alimi diyor ki fakirlikten dolayı bizim Allah'a ihtiyacımız yok. Ve innehu ileyna lefakir. Muhakkak ki o bize muhtaçtır dedi. Yani o bizim fakirimizdir. Ma netedarra'u ileyhi kema yetedarra'u ileyna. Yani biz ona ne kadar yalvarıyorsak o da bize o kadar yalvarıyor dedi. Ve inna anhu leagniya. Biz ondan zenginiz dedi. Velev kâne ganiyen, eğer zengin olsaydı, mestakrada minna kema yazımı sahibikum. Sizin sahibinizin, yani peygamberinizin iddia ettiği gibi diyor, bizden borç istemezdi. Hani ayet-i kerimede kimdir Allah'a güzel bir borç verecek olan geçiyor. O da onu işaret ederek, yani sizin sahibiniz, peygamberiniz nasıl ki böyle iddia ediyor. O yüzden Allah işte fakirdir, zengin olsaydı borç istemezdi. Yenhakum anir riba ve yu'tina. Yani ribadan, faizden yasaklayıp bize onu vermezdi. Velev kâne ganiyen, eğer zengin olsaydı ma a'tâne riba, bize faiz vermezdi dedi. Fe gadibe Ebu Bekir. Ebu Bekir sinirlendi ve darabe veçhe Funhas. Ve Funhas'ın yüzüne vurdu. Darbeten şedideten, şiddetli bir darbe vurdu ve kale dedi ki vellezî nefsi bi yedihi levlel ahdu lezî beynenâ ve beyneke le darabtu unukake ya aduvallah. Eğer işte bizimle senin aranda bir ahit olmasaydı, yani daha önce bir sözleşme yani bir ahit olmasaydı senin boynunu vururdum ey Allah düşmanı dedi. Fezehebe Funhas gitti ila Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Fekale ya Muhammed dedi ki ya Muhammed unzur ila ma sana abi sahibuk. Senin arkadaşının bana yaptığı şeye bak dedi.
Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma hamaleke ala ma sanate ya Eba Bekir. Evet, bunu yapmana sebep olan şey nedir? Yani seni buna ne sevk etti dedi. Ebu Hazreti Ebu Bekir de dedi ki Fekale ya Resulallah inne aduvallahi, bu Allah düşmanı, kale kavlen azimen, büyük bir söz söyledi. Zaame ennallaha fakirun ve ennehum egniya. Yani Allahu Teala'nın fakir, kendilerinin ise zengin olduğu iddiasında bulundu. Fe gadıbtu lillahi, ben de Allah için sinirlendim ve darabtu ve şehu ve yüzüne vurdum. Fecehade zalike funhas ve funhas ise bunu diyor ne yaptı? İnkar etti veya işte buna karşı çıktı. Fenzelallahu redden ala funhas ve Allahu Teala o funhasın sözünü reddederek, yani ona karşı ve tasdikan li Ebi Bekir, ve Ebi Bekir'i tasdik ederek bu ayet-i kerimeyi indirdi. Lekad semiallahu, muhakkak ki Allah duymuştur. Kavlellezine kalu innallaha fakirun ve nahnu agniya. Yani işte Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü duymuştur diye bu ayet-i kerime indirdi. An İbni Abbas yine radıyallahu anhuma kale dedi ki Câe cemaatu minel yahud, Yahudilerden bir topluluk ila Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Minhum, onların içerisinden Kab İbnül Eşref, Kab bin Eşref de vardı. Ve Malik bin Sayf ve Funhas bin Azura. Evet, burada hep Funhas geçti bakın. Vardı ve gayruhum ve diğerleri. Fekal dediler ki ya Muhammed, ey Muhammed, tez'umu enneke Resulallah, sen Allah'ın Resulü olduğunu iddia ediyorsun. Ve ennehu Teala enzele aleyke kitaben, Allah-u Teala'nın sana kitap indirdiğini iddia ediyorsun. Fakat ahidallahu ileyna fit tevrati, Allah-u Teala diyor bize Tevrat'ta ahit aldı, bizden söz aldı. Ella nu'mine li rasulin, yani bir peygambere inanmamamız konusunda. Hatta ye'tiyena bi kurbanin te'kuluhun nar. Yani ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe bize. Fe in ci'tena bi hâzâ, eğer sen bunu getirirsen saddaknâke, biz seni tasdik ederiz, sana inanırız dediler. Fe nezelet hâzihil âye. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Ellezî kâlu innallâhe, onlar ne dediler? Evet. Kalu inna Allaha ahide ileyna ella nu'mine li rasulin hatta yetiyena bi kurbanin te'kuluhunnar. Bu ayet-i kerime nazil oldu diyor. Evet, tefsire geçmeyelim. Burada kalalım. İnşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.